Peki hocam, şimdi siz de buradayken İzmir'de biliyorsunuz işte 2020 yılında acı bir deprem daha yaşandı, kayıplar oldu. Bununla ilgili İzmir muhabirimiz Gamze Elçi şu anda bağlantıda bizi bekliyor. Bir onunla da konuşalım, durumu aktarsın bize. Merhaba Gamze. Merhaba, iyi yayınlar diliyoruz. 30 Ekim 2020 yılında gerçekleşmişti İzmir depremi. Depremin üzerinden 29 ay geçti ve az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı binaların tespiti gerçekleşmişti depremin hemen ardından. Orta hasarlı ve az hasarlı değil ancak ağır hasarlı binalara konut imkanı sözü verilmiştir rezerv alanlardan. İddiaya göre üzerinden 29 ay geçmesine rağmen bazı konut sahipleri, yani ağır hasarlı depremzedeler, hala konutlarına kavuşamadıklarından şikayetçiler. Şu an yanımda da mağdur depremzedeler var. Onları uzatalım isterseniz, onlar anlatsınlar. Anlatsınlar bu süreçte ne gibi sıkıntılar yaşadılar ve süreçleri nasıl ilerledi aslında. Öncelikle mikrofonumu Haydar Özkan'a uzatacağım. Kendisi bu depremin ardından aynı zamanda mağdur, kendisi ağır hasarlı bir evi var ve bu yaraları da daha kolay sarılabilsin diye seslerini duyurabilmek için bir dernek kurmuşlardı. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği adı, kendisi de başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza Haydar Bey. Siz de aynı zamanda bir mağdursunuz. Bize anlatır mısınız bu süreç nasıl gelişti? Sizin nasıl bir mağduriyetiniz var ve sizler bir konuta sahip misiniz şu an? Merhabalar, hoş geldiniz ilimize. Biz 79.272 adet bağımsız bölümü arızalı olan bir depremzede grubuyuz. Bunların içerisinden yaklaşık olarak 5.000 tanesine ağır hasarlı ve proje alanı diye belirttiğimiz bölümde tespitler konuldu ve inşasına başlandı. Orta hasarlı bölümlerimiz var. 8 bin tane, 67 bin tane de az hasarlı bölümümüz var. Ağır hasarlı bölümlerimiz devletimiz tarafından ilk zamanlarda hemen yıktırıldı. Bir bölümünü kendileri acil yıkıldığı için kendileri yıktı. Daha sonra vatandaşlarımız yıktılar. Orta hasarlılar ise bir yıl içerisinde güçlendirmesi istendi. Güçlendirme sonucunda, eğer güçlendirilmezse devletimiz yıkma gibi bir kanunumuz var. Onun için yıkıldı. Zaten bizim bulunduğumuz bölgede orta hasarlarımıza belediyemiz güçlendirme iznini vermedi. Biz de bu konuda kendilerini tebrik ediyoruz. Çünkü bölgemiz müsait değil. Az hasarlarımız ise 67 bin az hasarlımızdan yaklaşık olarak %15 civarındaki vatandaşımız kendi isteğiyle konutlarını yıkmak zorunda kaldılar. Çünkü hasar kodu kafalarına girdiği için bu konutlarda yaşanılır mı acaba diye düşünüldü. Onun için de tespitler yapıldı. Tespitler sonucunda konutlarında yaşanılamayacağı tespiti konulduğu için de kendiler evlerini yıktırdılar. Şu anda da... Evet, ben de onu söyleyecektim. Şu an bir az hasarlı binanın önündeyiz. Az hasarlı denildi. Ancak hasarlar da görülüyor, gözle görülür bir şekilde. Dolayısıyla da bu binada yıkılacak çünkü oturulmayacak halde olduğu da tespit edildi sonra herhalde. Şunu da sormak isterim. Siz de aynı zamanda ağır hasarlı bir binanız vardı. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Siz peki hangi aşamadasınız şu an? Rezerv alanından bir konuta şu an kavuşabildiniz mi? Devletimiz burada 5.000 tane konut yaptı. Bunların 1.700 tanesini proje alanında gerçekleştirdi ve bunları 18. ayına kadar herkese teslim etti. Rezerv alan denilen bölgede ise 3.564 tane konut yaptı. Bunlardan yaklaşık 1.800 tanesi ağır hasarlı depremzedelerimize ait. 1.800 ağır hasarlının 500 tanesine konutları verildi. 1.500 tanesi de şu anda kura çekimini bekliyor. Yaklaşık olarak önümüzdeki süreçte 1-2 ay içerisinde dağıtılacağı söyleniyor. Yalnız burada bir konu var. 3.564 tane konut var orada. 1.800 tane ağır hasarlıların geri kalan konutlar ise, biz eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey ile görüşmüştük. Oradaki konutların İzmir'in ağır, orta hasarlı depremzedelerine verilmesiyle ilgili bir sözleşme yaptık. Sözleşme derken akdi olarak değil tabii ki. Biz şifai olarak bir söz verildi. Biz bu sözün yerine getirilmesini ve oradaki orta hasarlılarımıza teslim edilmesini bekliyoruz. Siz konudunuza kavuşabildiniz mi? Henüz kavuşamadım. Gamze, bir bölüyorum ama bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evet. İzmir depreminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapmıştı. Erdoğan, zarara uğrayan binalar yerine yenilerinin zamanında teslim edileceğini aktarmıştı. Şimdi onunla ilgili bir VTR'miz var. Hatırlayalım, sonra tekrar döneceğim. Pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen insanların bulunduğunu biliyoruz. Biz ise dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma faaliyetlerini başlatabiliyor. Yılı dolmadan da yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz.
İzmir depreminin ardından da Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan. Rezerv alanda ise 3649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. Böylece Bornova, Eğridere'deki 34 köy eviyle birlikte İzmir depreminin ardından toplam 5074 konut ve 353 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. İşte bugün sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Değerli kardeşlerim, depremin ardından sadece bu felaketin yol açtığı yaraları sarmakla kalmadık. Aynı zamanda İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık. Son 9 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bine yakın binayı yıkmış ve dönüşüm projelerini başlatmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini mümkün olduğu kadar rıza ve yerindelik esasına göre yürütüyoruz. Yine afetlere hazırlık amacıyla TOKİ ve emlak konut vasıtasıyla şehrimizde bugüne kadar 30.456 konutun inşasını başlattık ve önemli bir kısmını da tamamladık. 81 ilimizin tamamında riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. Afetlere hazırlık kapsamında 81 ilimizde il risk azaltma planlarını bitirdik. Yine bugüne kadar yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Evet, Erdoğan depremin ardından bu şekilde konuşmuştu, hatırlamış olduk. Gamze, tekrar sendeyiz. Evet, tekrar Haydar Bey'e soralım. Tek bir cümle bir kere daha soracağım size. Şu an için ağır hasarlı olan binalardan kaçı teslim edildi? Sonra tekrar mağdur olan Sunu Hanım'a tekrar geçelim. Kalmıştık çünkü devam. Evet, rezerv alan bölgesinde 500 tane konut teslim edildi. 1500 tane konutumuz şu anda, 1300 konutumuz şu anda teslim edilmeyi bekliyor. Peki siz o mağdurlardan birisiniz. Konutunuzu kavuşmayı bekliyorsunuz. Umarım en kısa sürede kavuşursunuz siz de. Bir diğer konuğumu uzatacağım. Şimdi ağır hasarlı binası vardı. Eşyalarıyla birlikte maalesef depremde yıkılmıştı evi. Sunu Özgün'dü. Size tekrar geçmiş olsun dileyelim. Siz peki bekliyor musunuz hala, yoksa konutunuza kavuştunuz mu, ya da şu an hangi aşamadasınız? 29. ay olmasına rağmen henüz hiçbir şeye kavuşabilmiş değiliz. Kura çekimini bekliyoruz. 3. kış çok zor durumda kaldık. Doğal olarak verilen sözler vardı. 1. yılda teslim edileceği söylenmişti. 3. yıl hala dışarıdayız. Aynı zamanda biz depremzede olarak görülmedik. Bizim en büyük problemimizden biri de şu anda bu. Bankalara evraklarımızla gittiğimizde bizi kentsel dönüşümcü olarak kabul edip yıkım tarihine itibaren 1 yıl içerisinde başvuru şartı olduğu söylendi. Şu anda ağır, orta, az hiç fark etmeksizin hiçbirimiz kredi çekemedik. Kredi çekemediğimiz için de evlerimizin inşaatlarına maalesef hiçbir şekilde başlayamadık. Evlerimiz hala arsa, hala yıkılmayı bekleyen binalar var. Durumumuz budur bizim şu an için. Ama rezerv alanından bir konut hakkına sahipsiniz. Çünkü ağır hasarlı bina olduğunu. Ağır hasarlı olduğum için rezerv alanda bir hak sahibiyim. Bekliyorum. Anahtar teslimi, işte kura çekimini bekliyorum. Normalde geçen sene Nisan'da bütün ağır hasarlıların yerleşeceği söylenmişti. Peki. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim size de. Tabii ki çok fazla hani söyleyecekleriniz vardır illaki ama süremiz kısıtlı. Ben de herkese eşit mesafede imkan vermek istiyorum. Yayında Nedim'e ışık var. İki ağır hasarlı binanız var. Bir de sağlam binanız var. Size peki konut çıktı mı? Onu sormak istiyorum. Nasıl bir mağduriyeti yaşayarak bize ulaşmıştınız? Onu da dile getirseniz sevinirim.
Merhaba. 3 tane evimiz vardı. İkisi ağır hasar, biri sağlam. Hı. Sağlam binada ufak oğlum oturuyor. Ufak oğlum oturduğu için bize rezervden hak sahibi değiliz. 2 tane ağır hasar olmamıza göre. Biri eşyalı yıkıldı, biri de normal yani. İkisi de ağır hasar ama hak sahibi değiliz. İlk tespitte mi ağır hasarlı oldu, ortaya çıktı? İlk oturduğumuz ev orta hasardı. Sonra aşağıya giremedikleri için eczaneye de kilitlemiş. Sonradan baktılar, kirişler, kolonlar patlak olduğunu görünce ağır hasara döndü. İlkten dışarıdan bakmışlar, orta hasar vermişler gelenler. Ondan sonra ağır hasara döndü. Peki şu an yani bir konut sahibi rezerv alanından hakkınız var mı? Yok yani, hak sahibi değiliz çünkü sağlam evimiz var. Orada da bebekli yani 55 günlük bebeğimiz vardı depremde. Ufak oğlum oturduğu için hak sahibi değiliz. Rezerv alandan ev çıkmadı, yok bizde yani, hak sahibi değiliz orada. Şu an kirada mısınız? Evet, kiradayız, Yeşilova'dayız. 3 tane eviniz vardı deprem öncesinde. Daha sonra şu an bir tane eviniz kaldı. Orada da çocuğunuz oturuyor. Siz iki eviniz olmasına rağmen şu an konut hakkına sahip değilsiniz, ağır hasarlı. Kiradasınız. Kiradayız, evet. Ağır hasar. İkisi de ağır hasar ve kiradayız. Şimdi de sözü hemen size vermek istiyorum. Sevinç Gülay Danaç, sizin de nasıl bir mağduriyetiniz vardı? Depremin ardından eviniz nasıl bir hasarlı olduğu tespit edildi? Ben evi eşyalarıyla birlikte yıkılmış ağır hasarlı bir depremzedeyim. Beni de rezerv alandan hak sahipliği tanındı. Fakat 2,5 yıl olmasına rağmen hala bizlere teslim edilmedi evlerimiz. Kendi arsamızda yapmadıkları için evimize oradan rezerv alandan hak sahipliği tanındı. Fakat kendimiz de yaptıramıyoruz. Çünkü müteahhitler 1,5 trilyonu aşan paralar istiyorlar. Bizlerin de bunu verebilme gücü yok. Bizler emekli, dar gelirli insanlarız. Bunları nasıl ödeyebiliriz? O yüzden müteahhite kaptırmak zorunda kaldım evimi. Yani rezerv alanda çıkmadı. 2,5 yıldır evden eve kirada geziniyoruz. Yani çok zor durumlardayız. Bir an önce bunların verilmesini istiyoruz. Zaten kredide çekemezdik. Yani bu 1,5 trilyonu ödeyebilmek için çok yüksek faiz oranları. Başkanımızın gayretleriyle 0,87 oranında bir faiz oranı verildi. Fakat onu da hiçbir banka vermiyor. Bizde yani 0,69 verildi dar gelirlilere konut yapabilmesi için. Niçin depremzedelere böyle bir olanak sağlanmadı? Daha da aşağısına da verilebilir ki 0 faizle de verilebilir. Yani biz bunların verilmesini istiyoruz. İnsanlar hiç olmazsa kendi evlerini yaptırabilsinler. Yani zor durumdayız. Mağduriyetler çok fazla. Diğer türlü hep müteahhitleri evlerimizi kaptırmak zorunda kalıyoruz. Ki kaldım, ben onların içindeyim yani. Şimdi siz arsayı müteahhitinize verdiniz. Oradan bir hakkınız ya da bir daireniz olmuyor mu? Hayır, bir dairem olmuyor. Çünkü mecburen yarısını kendisiyle paylaşmak zorunda kaldım. Benim 1,5 trilyon ödeyebilme gibi bir gelirim yok. Mümkün değil yani. O yüzden rezerv alan da teslim edilmediği için, ki bizlere bir yıl içerisinde teslim edilir dendi, fakat 2,5 yılı geçtik hala teslim edilmedi. Yani mağduriyetimiz çok fazla. Şimdi stüdyoda konuğumuz da var. Kendisine iletmek, sormak istediğiniz sorularınız varsa onları da iletebiliriz. Siz onu düşünürken sorularınızı, ben bir sonraki konuğuma da dönmek istiyorum. Sizler de, özür dilerim, sizler de mağdursunuz. Sevinç Özdemir, evet. Ne gibi bir mağduriyetiniz var? Sizin deprem sonrası binanız yıkıldı mı ya da tespit çalışmalarında orta derece miydi, hasar az mıydı, yoksa ağır hasarlı mıydı? Sizden de bilgi alabilir miyiz? Bizim binamız orta hasarlıydı. Biz daha sonra o orta hasarlı tespit edildikten sonra belli bir süre var. O bir aylık sürede itiraz etme süremiz vardı. Biz o süreyi kaçırdığımız için tespit davası açtık. Neden kaçırdınız o süreyi? Çünkü biz o sırada bir evi tahliye etmemiz gerekiyordu. Kira derdindeydik, kira bulma çalışmalarındaydık. Ve o zaman derneğimiz kurulmadığı için, daha kurulmamıştı. 4 ay sonra kurulmuştu. Bizi rehber olacak, yönlendirecek bilir kişiler yoktu. O süreyi kaçırdığımız için biz tespit davası açtık mahkeme yoluyla ve ağır hasarla tespit edildi mahkeme heyetinin atadığı bilirkişi heyetiyle. Ağır hasarla tespit edildi. Şimdi de ağır hasarlıya geçmek için dava açtık.
Biz bu durumda orta hasarlı olduğumuz için, orta hasarlı olmak demek depremzede olmuyorsunuz, afetzede olmuyorsunuz. Afetzede olmak için ağır hasarlı olmanız gerekiyor. Diğer ağır hasarlıların imkanlarından faydalanamıyoruz. Hak sahibi değilim. Bu durumda bir hak kaybım oluştu. Ben bunu işte hukuki olarak çözmeye çalışıyorum. Aynı zamanda DASK'la ilgili de sıkıntılarımız oldu. Bize depremden kaynaklı hasar değil diyerek ödeme yapmadı DASK. Biz depremden kaynaklı hasar değil mi denildi, evet, size? Evet, bizim kriterlerimiz farklı diyorlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı riskli yapı olduğu için yık diyor. AFAD orta hasarlı güçlendir ya da bir yıl sonunda yık diyor bana. Ama DASK'ın bağlı olduğu Maliye Bakanlığı sen bunu boya badana yap otur diyor. Yani böyle bir koordinasyonsuzluk da var devlet kurumları arasında. Biz de anlamış değiliz. Şu anda yine DASK'ımızı da dava yoluyla almaya çalışıyoruz. Aynı zamanda konut sigortam da var. Oradan da bir mağduriyetimiz var. Ki biz bu deprem olduğunda benim 140 bin lira poliçe tutarım. O zamanlarda 300 bin, 400 bin liralara yaptırabiliyorken şimdi yine benim alacağım rakam 140 bin lira. DASK dava çözüldüğünde. Ama evler 1,5-2 milyon arasında şu an yaptırabiliyorum. Yani buradan da bir mağduriyet. Yani bizim mağduriyetlerimiz maalesef çözülmüyor. Çok geçmiş olsun diyelim. Bir de son konuğum daha var, size de soralım. Ömer Bey, Ömer Çıldır kendisi. Nasıl bir mağduriyetiniz var? Sizin zannediyorum az hasarlıydı. Şu anda bir az hasarlı binanın önündeyiz zaten. Sizin de bu şekilde miydi? Ya da nasıl az hasarlı tespiti konulmuştu? Neye göre? Merhaba, hoş geldiniz. Ben az hasarlı bir bina sahibiyim. Depremden 3 ay önce binayı aldım. Yani dairemi aldım. Tadilatını falan yaptırdım. 25 gün içinde oturdum. Deprem oldu. Ne kadar almıştınız binanızı ve ne kadar tadilat yaptınız? O günün parasıyla 425 bin liraya almıştım. 50 bin lira civarı da içine para harcadım. Ama oturmak nasip olmadı. 3 gün sonra. Evet. 3 gün sonra İzmir depremi oldu ve binanız hasarlı. Binamız hasarlı oldu. Az hasarlı oldu zaten, çevremizde çok yer yıkılınca biz zaten binada oturmadık. Ondan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı gelip bizim binalarımızı 4 blok var. Az hasar şeyini vermiş. Biz de site olarak toplanıp test yaptırdık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın patentli, lisanslı firmasına. Sonucunda da bizim binalarımız riskli bina çıktı. Bu halde biz oturamazdık ve kanun maddesinde diyor ki 90 gün içinde binayı ya yıkın ya biz yıkacağız diyorlar. Biz de binalarımızı yıktık. Ha, biz depremzede miyiz? Depremde deyiz. Mağdur muyuz? Mağduruz. Ama ne orta hasar ne ağır hasar, hiçbir hakkımız yok bizim. Yani rezerv alanından ya da herhangi bir yerden ya da bir kredi imkanı, hiçbir şey hakkımız yok. Biz kendi imkanlarımıza yapmaya çalışıyoruz şu anda. Yapacaktık ama yapamıyoruz. Emsal verilmişti. Emsal iptal oldu. Krediyi kaçırıyoruz şu anda. Bir sene içinde başvurmamız gerekiyor ama şu anda biz ortada kaldık. Kendi paramızla bile yaptıramıyoruz. Şu anda fiyatlar 1-1,5 oldu. Yani benim sistemdeki maliyetlerin hepsi 70 yaşın üzeri ama kimse bu paraları ödeyemez. Devletin bize az hasarlı olarak görmesi bence çok yanlış. Biz de depremdeyiz. Gamze, teşekkür ediyoruz. Şimdi Cengiz hocamızla da bu durumu değerlendireceğiz. Mağduriyetler büyük. Hocam, dinledik mağdurlarımızı. Ayrı ayrı epey konu var ama öncelikle sizin değerlendirmenizi alayım. Şimdi ben anayasanın 36. maddesi diyor ki, herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir. Yani bu anayasanın temel haklarından birisi. Bunu bir defa bir tarafa koyalım. Şimdi burada en azından hani bazı konut bir kısmı için konutlar yapılmış. Bu bile hani insanın bir ölçüde rahatlatıyor. Tabii ciddi bir şey. Şunu söyleyeyim bir defa. Bir bina diyelim ki depremden, bu olayı özel söylemiyorum, depremden yıkıldı. Bir defa orada ben mağdurların ilk yapması gerekenin enkazdan malzeme aldırtmak olduğunu, gerek belki savcılık yoluyla alınır veya da kendileri de mahkemeye başvurarak Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bunu yaptırabilir. Nitekim şehirden birisi yaptırmış galiba onu, konuşmacılardan birisi, konuklarınızdan birisi. Hı hı. Yani burada şimdi şunun bir defa ortaya çıkması lazım. Hani mağduriyetlerin giderilmesi açısından. Diyelim ki orası. Ama raporlarda da değişkenlik söz konusu, aktardıkları gibi. Yani ağır hasarlı denen bina orta hasarlıya dönebilmiş. Ben şunu söyleyeyim. Bu arada mesela sigorta, hani sigortaya diyelim ki biz ödemedi hakkımızı. Konut sigorta veya başka bir şey. Dava açtık.
daveti sonunda kazandık. Onun faiziyle birlikte alırız yani. Bunu da belirteyim. Yani aynı peki değil, hocam yine faiz. Mağdurlardan birinin ilettiği bir durum vardı. İşte bina normalde orta hasarlı çıkıyormuş, evet. Bir rapora göre. Bir rapora göre ağır hasarlı, bir yıl içinde yıkması gerekiyormuş. Evet. Fakat DASK oturun içinde diyormuş. Bu durumda ne yapması şimdi, gerekiyor? Tabii ki somut olaydan olduğunu bilemiyoruz Halil ama işte dava açmış galiba. Şimdi dava sonucunda eğer gerçekten ağır hasarlıysa o şey ödenecek. Sigorta ödenecek ve faiziyle birlikte ödenecek. Hani ne kadar sürdüyse. Ne kadar eğer haklı olduğu ortaya çıkarsa. Çünkü mahkeme tespit yaptıracak. Gerçekten o tespitte orası yani iddia edildiği gibi ise ağır hasarlıysa veya işte orta hasarlıysa o durumda mahkeme o şeyi kabul edecek. Yani burada ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani diyelim ki bir haksızlığa işte mesela bu doğu yani buradaki Kahraman Pazarcık merkezi depremde. Hasar görenler var evler. Şimdi burada şunu da belirtmek gerekiyor. Burada mağdur olan hakları sadece bir fiziksel bir bedensel bir veya bir yaşamını kaybedenlere sınırı değil. Diyelim ki orada depremde o bina gerçekten yıkılma nedeni kullanılan malzeme veya imza atılmaması gereken birilerinin attığı imza nedeniyse. Burada bir tazminat hakkı doğuyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Yani burada o mağdur olan kişiler, binası yıkılan kişiler sadece DASK veya konut sigortası değil. Ayrıca o binanın yıkılmasına neden olan kişiden, o inşaatı yapan olabilir veya işte orada imza atan olabilir ve burada müteselsiz sorumluluk var. Bunun altını çiziyorum. Diyelim ki orada 10 tane kusur var, 10 kişi. Mahkeme şöyle karar veriyor. Tümünü birden sorumlu tutuyor bütün tazminattan. Yani orada ne kadar zarar varsa sigorta dışında, sigortanın karşılamadı. Bunun bir de bir isteme hakkı var. Mesela o İzmir depreminde bu istendim, istemedim onlar açıkçası bilemiyor. Ya da böyle bir tespit yaptırıldı mı o konuda... Yine detaylar çıktıkça tabii. Zaten tekrar tabii, sizinle tabii. De değerlendirmek tabii, isteriz. Tabii. Çok değerli bilgiler aktardınız. Teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkürler. Sağ olun.